Merhaba sevgili dostlar, hoş geldiniz. Herkese iyi seyirler diliyorum. Antalya'dan sevgiler, saygılar. Konyaaltı plajındayız. Gece sizler için geldim. Bir drone çekimi yapayım dedim. Artık videolara da droneları ekleyeceğiz. Bugün sabah saat 6 itibariyle çekimi sonlandıracağım. Motora da binip şöyle bir iki muhabbet daha ederiz. Gece çekimini umarım beğenmişsinizdir. 13 Temmuz itibariyle çekiyorum. Yani yeni güncel bir video. Konyaaltı plajındayız. Gece saat 4'te geldim sizler için. Umarım kıymetini bilirsiniz. Videolarımızı beğenip kanalımıza abone olursunuz. Destekleriniz bu yüzden önemli arkadaşlar. Burası dünyaca ünlü Konyaaltı plajı burası. Yani boydan boya gidiyor şöyle. Kemer'e doğru gidiyor işte. Bu tarafta da şu karşı görmüş olduğunuz yer Lara tarafı, işte bitiş falezlerin olduğu. Muhteşem bir gün doğumu. Hava çok güzel. Deniz çarşaf gibi. Vatandaş geceyi burada geçirdi. Daha kalabalıktı ama işe gidenler toparlandı. Hatta daha da toparlanmaya devam ediyorlar ufaktan. Bunlar artık kalanlar. Gece burada yatıyor vatandaş. Yani evinde kliması olmayan, bir değişiklik olsun isteyen burada yatıyor. Bu taraf Kemer Kaş tarafı. Yani batı cephesi plajın. Bakın burada bile bir yatan arkadaşımız var, yiğidimiz. Motor oraya park etmiş. Geceden o buradaydı. Ben geldiğimde de buradaydı. Ne yapsın adam? Bir değişiklik istiyor. Belki de gurbette buraya çalışmaya geldi. Denize girenler var. Gördüğünüz gibi. Çok da rahatsız etmek istemiyorum vatandaşı. Ben de yavaştan toparlanayım. Daha doğrusu video çekecek bir içerik bulamadım. Uyku da tutmadı. Bu gece de uyumadım. Dedim oğlum kahveyi yap. Sahile doğru git. Hazır drone da aldın. Şöyle güzel bir uçur. Drone uçururken de başımıza bu gelmeyen de kalmadı tabi. Bir yandan kuşlar bastırdı havada. Aşağı ineceğim. Şarjım azaldı. Köpekler bastırdı. Arkadaş bir rahat vermediler bize. Şöyle. Artık ben uzayım buralardan. Çünkü güneş geldi mi zorlanacağım. Güzel bir çekim oldu diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar, bundan sonra söz sizde. Yorumlara nasıl çekimler istiyorsunuz? Bunlardan bahsedin. Tabii boş geçmeyelim. Videolarımızı beğenelim. Bakın emek veriyoruz. Gece 4'ten beri burada uğraşıyorum. O bataryayı sök, onu tak. O mikrofonu sök, onu tak derken böyle bir sıkıntılı bir iş yani aslında baktığınızda. Drone'u da riske atıyoruz. Tabii her işin bir riski var. O ayrı mesele. Ancak destek gelmeyince de insan üzülüyor yani bu kadar emeğe karşılık. Videoların beğeni oranı az, izlenmeler az. Ne yapacağız arkadaş? Yani garı kız mı açacağız motora? Bunu mu istiyorsunuz? Ha? Yani. Neyse, bir bagaj testi yapalım sizin için. Decathlon'un katlanır sandalyesi. Zorlasam iki taneyi böyle alacak ama zorlamaya gerek yok. Bir taneyi tam alıyor bu kaba bir sandalye. Bunun özelliği bu. Bakın şöyle kapanıyor da. Gördüğünüz gibi. Bagaj güzel. Anladınız mı? Şu termosumuzu da alalım. Termos şuraya sığacak mı? Bir de bunun kontrolünü yapalım. Şurada suyumuz vardı. Şöyle de göstereyim size. Vallahi termosu aldı. Yanına suyu alır mı? Lan suyu da aldı vallahi. Bir büyük termos, bir suyu aldı. Aha, kapattık da. Bagajı da kapattık. Eldivenlerimizi giyelim. Motora bir start verelim. Şöyle bir doğrultalım. Orta ayaklığa dalalım. Şöyle sizin için bir kadran selamlaması da yapayım. Marşımızı bastık yiğidimize. Bu arada 500 kilometreye yaklaştık. Çok bilmiyorum. Onun haricinde giydirenler olmuş bize son videoda, bu CL250 videosunda. Arkadaşlar ne hissettiysek onu söylüyoruz. Yani adımızı her şeye çıkardınız. Bayi çalışanı, komisyoncu. Lan benim ihtiyacım yok. Siz beni çoğunuz tabi tanımıyorsunuz. Çoğunuz da tanıyor. Benim parayla pulla yani bir sorunum yok arkadaşlar. Onun bilgisini de yine vereyim de. Yani can sıkmaya gerek yok. Beğenmeyen izlemesin tabi. Hem izliyorsunuz hem abone olmadan izliyorsunuz. Bir de böyle bir durum var.
Ondan sonra bir de giydiriyorsunuz. Ya eleştirin tamam ama içeriye bakın. Yani adam içerikte ne anlatmak istiyor, ne ifade etmek istiyor. Konunun özetine gelin. Bana ne bayilerden işte satılmayan motorun reklamını yapıyormuşlar. Onu veriyorlar, onu test ediyoruz. Şimdi geçen gittim, şunu söyledim. Dedim bundan sonra dedim bana motor verirken dedim 2-3 günlük verin ki rahat rahat drone çekimlerini yapayım hem arazide hem asfaltta. Tamam dediler ama sizin bu yorumlarınız yüzünden gitmedim bayiye mesela. Şimdi Transalp'i çekeceğiz, yeni Afrika TV'ni çekeceğiz. Honda bayisi veriyor sadece motoru. Diğer markalardan veren yok ki. Yani verseler çekeceğiz ama vermiyorlar. Kapıdan içeri almıyor adam. Ne yapayım yani zorla boğazına basıp lan bana test motoru vereceksin. Bayi çekim mi yapacağım mı diyeyim. Yok, imkanı yok yani onu diyemezsin. Arkadaşlar durumlar böyle. Keyfim yerinde, sağlığım sıhhatim yerinde. İşimiz gücümüz iyi. Çok bir işimiz gücümüz yok ama boş gezenin boş kalfasıyız. O da ayrı bir mesele. Çok şükür halimize. Ondan sonra ne yapıyorum, ne ediyorum? Vallahi arkadaşlar dinleniyorum. Kendime değer veriyorum, önem veriyorum. Kendimle ilgileniyorum. İki tane çocuğum var, onlarla ilgileniyorum. Ondan sonra ufak tefek planlarım var. Onları hayata geçiriyorum. Yıl sonunu bekliyorum daha doğrusu. Biraz zamanım var. Böyle. Sizler de umarım iyisinizdir. Hatta hangi şeylerden izliyorsunuz? Bunları bir yorumlara bir yazın. En azından bir bilelim, etkileşim olsun. İşte köyden mi izliyorsunuz? Örneğin ne bileyim yani Şırnak'ın bir köyünde misiniz? Yazın bilelim. Ne iş yapıyorsunuz? Mesleklerinizi yazın. Onları bilelim. Bir etkileşim kuralım. Videoları boş geçmeyin. Ben şu yoldan bir çıkayım. Geçen gece de burayı çekmiştik zaten. Şurada bisiklet yolu vardı. Oraya da girmek istemiyorum. Gece gelirken oradan gelmiştim. Rahat etmiştim. Ulan bir gireyim hadi şuraya ya. Abi bu yolda da bu motor hiç sürünmüyor ya. Bura bisiklet yolu. Şu an sakin. Vallahi girdik artık. Parke yol da Forza'yla gidilmiyor arkadaşlar. PCX'e de gidilmiyor. Mahvediyor. Bisikletliler de ters ters bakıyor. Yapacak bir şey yok abi. Sürülmüyor. Ne yapayım? Konuşamıyorum. İçim titriyor o zaman. Organlarım sallanıyor gibi hissediyorum. Hava 27 derece. Motorumuz 3.6 litre yakıyor. Çok yakıyor. Anlayamadım rodajda diye mi? Gerçi 3-3.5 bandında yaktığını zaten biliyorduk. Bak şurası yürüyüş yolu. Bura bisiklet yolu. Şura kaldırım. Az kaldı. Şuradan dişimi sıkayım. Yola çıkayım. Parke de bir de çökmüş. Bir de öyle bir durum var ki bunun altı da beton. Beton döküldü yani. Bunu hep takip ettik buralarda. Ona rağmen çöküntü olmuş. Evet, şurası meşhur akvaryum. Sol taraf. Sağ taraf meşhur su otel. Bilenler vardır. Gün doğumu da çok güzel. Ay. Arkadaş gram uyku yok ya. Niye böyle oldu gene bilmiyorum. Uyku düzenim zaten yok da. Benim şuradan bir yerden çıkış yapmam lazım. Amma ve lakin sinyalimi vereyim. Kardeş bir yol ver. Hı, duydu beni. Şura Beach Park'a gidiyor. Camımızı kaldıralım. Vizörümüzü indirelim yavaştan. Fıtı fıtı gidelim. Saat 6'yı 8 geçiyor. Evet arkadaşlar, kanalımızdan nasıl bir içerik istiyorsunuz? Antalya'da gitmemi istediğiniz bir yer var mı? Çekimini yapmamı istediğiniz bir yer var mı? Özellikle drone'la. Bunları da yazın. Elçiye zeval olmaz biliyorsunuz. Çekeriz.
Hiç problem değil. Yeter ki siz isteyin, sizlerden destek gelsin ama şu abonelik işini bir halledelim. Bakın bu önemli ve bizim videolarımızda beğeni oranı 1000'in üzerinde olması lazım ki etkileşime girebilelim ve önerilen videolar kısmında da videolarımız çıksın. Ben bakıyorum 100, 200, 300 beğeni var, 40-50 yorum var. Bundan YouTube bizi ön plana sunmaz. Anladınız mı? O yüzden siz ne kadar desteklerseniz bu kanal o kadar ilerler. Aksi takdirde bir cacık olmaz. Böyle gider gider geliriz. Yılda 2000-3000 aboneyle takılır dururuz. Bak bugün drone aldık. Şu çekim yaptığımız drone DJI Mini 4 Fly Combo modeli. 52 bin lira verdim. Biraz da kendi zevkim için aldım. Ayrı mesele ama ben bu kanalı açtığımdan bu yana 16 bin küsür lira para kazanmışım. Bunun %15'i zaten bu devlete gidiyor. Siz hesabını yapın. Aldığım mikrofondur, kameradır, ekstra mikrofonlardır. Ivırı zıvırı zaten akı bokunu kurtarmıyor. Affedersiniz. Yani işte çok para kazanıyor vesaire gibi durumlara girmeyin. Böyle düşüncelere gerek yok ki kazanmıyoruz. Hatta bir ekran resmi de alıp koyayım olmadı. Destek ya, bunun şeyi bu. Bu video destek videosu abi. Öyle oldu. Çünkü ne içerik çekeceğimi bilemedim. Akdeniz Üniversitesi sol taraf. Üniversite hastanesi burası. Yani sol taraf kampüs. Adliye binamız. Güzel bir adliye binamız var. 5 yıldızlı otel gibi. Antalya Adalet Sarayı. Şöyle göstereyim. Şurası Bölge Adliye Mahkemesi. Burası oradan yapıldı. Yeni diyebiliriz yani. 2-3 yıllık herhalde. Ondan sonra trafik iyi. Sakin. Arkam boş. Antalya'da trafik böyle 8-8.30 gibi başlıyor arkadaşlar. Bu saatlerde çevre yolu biraz kalabalık olur. O da turizm araçlarından kaynaklı. Şehir merkezi halen yatıyor daha millet. Burada hayat biraz geç başlıyor. Tabii gece de geç bitiyor. Bu sene turizm bitik. Otellerde %100 doluluk yok. Hepsi ağlıyor. Gerçi Ege tarafı da öyle. Bodrum, Marmaris tarafı da bitik. Bu işler böyle. Ne demişler? Keser döner, sap döner, gün gelir, hesap döner. Bir lahmacunu 1000 liraya, 1500 liraya satarsan adam da Yunanistan'a gider. Bugün Antalya'da 5 yıldızlı bir otelde bir Türk olarak, yani bir yerli turist olarak siz konaklayacak olsanız 15 bin liradan aşağı otel yok. Bakın bu en bas fiyat hemen hemen ortalama olarak. Ve bu 1 milyona kadar çıkıyor geceliği. Siz düşünün. Öyle oteller var yani. 7 yıldızlı otel bile var Antalya'da. İnanılmaz rakamlar. Yani asgari ücretin 17 bin lira olduğu bir dönemde bu denli rakamlar çok yüksek. Ha ne olur derseniz, yani benzetme yapmak gibi istemiyorum ama gidişat şunu gösteriyor. 15 Temmuz darbe girişimini hatırlayanlar var mı? Vardır illaki. O darbe girişiminden bir ay sonra, işte iki ay sonra, Ağustos, Eylül aylarında otel fiyatları inanılmaz derecede bir çöküşe gitmişti. Ben de Bodrum'a gittim. Yalıkavak tarafına otele gitmiştim. 3 gece. İnanılmaz derecede ucuz fiyat. Yani bedava her şey, ultra her şey dahil. Bedava fiyat yapmışsın. Yine öyle bir döneme giriyoruz gibime geliyor. Yani gidişat bunu gösteriyor. Öyle oteller %100 doluymuş, şuymuş buymuş hikaye. Yabancı turist bile öyle abartılacak şekilde yok. Ha, Antalya'da şöyle bir durum var. Çok ciddi derecede bir otel yatırımı var her sene. Artan bir otel yatırımı var. Yani bu otelleri bu doldurmak da sorun. İşte Belek tarafı olsun, Kemer tarafı olsun, Kumru tarafı olsun, Alanya tarafı olsun. İnanılmaz derecede bir otel inşaatı var. Her sene yenileri ekleniyor. Her otel kendine ek bir otel yapıyor. İnanılmaz derecede bir teşvik var tabii. Bunlar da yabana atılmamalı. Bakalım, gidişat böyle. Ama bu sene biraz fake bir turist sayısı var gibime geliyor. Oteller ağlamaya başladı daha şimdiden. Daha Temmuz'un ortası. Neyse, sağlık olsun arkadaşlar. Evet, bana müsaade.
Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Lütfen desteklerinizi esirgemeyin. Söylemekten rahatsız oluyorum ama hatırlatmak zorundayım. Yapacak bir şey yok. Bugünlük böyle olsun. Umarım güzel bir video olmuştur. Böyle doğaçlama bir şey oldu. Yani her telden çaldık. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Tekeriniz düz bassın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.